Herkese merhaba. İki hafta önce yayınladığım literatür taraması videosunda Google Akademik'ten bahsedeceğimi söylediğim halde bahsetmemişim, unutmuşum. Hem o videonun altına gelen yorumlarda hem de bana gelen maillerde bu yönde bir talep oluşunca sadece Google Akademiyi anlatacağım bir video çekmek istedim. Daha önceki videoyu şurada bir yerde olması lazım etiketlerden ya da açıklamalar kısmına linkini eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Burada sadece Google Akademik üzerine bir video çekeceğim için literatür taraması usullerini tekrar bahsetmeyeceğim. Sadece bu Google Akademik sayfasının kullanımını bahsedeceğim. Şimdi sayfamıza gelelim. Tabii Google Akademiyi kullanmak için öncelikle bir profille, bir e-posta adresiyle giriş yapmak gerekiyor. Çünkü özelliklerini ancak o şekilde kullanabiliriz. Burada anlatacak anlatacağım özellikleri bir araştırma konumuz var diyelim. Osmanlı-Venedik ilişkileri ve çok genel bir kelime grubuyla başlayalım. Örnek olması açısından burada hızlıca geçelim. Osmanlı-Venedik yazdık. Arama sonuçlarımız çıktı. Çeşitli üniversite sayfalarından sonuçlar burada bulunuyor. İkinci sayfaya gelelim. Akademiya Edu sayfasından sonuçlar var. Mesela ilgilendiğimiz bir makale gözümüze çarptı. Özgür Oral Hoca'nın Osmanlı-Venedik diplomatik ilişkileri tarihine bir katkı 1763 tarihli Cezayir-Venedik antlaşması ilgimizi çekti. Bunu kitaplığımızı şuradaki yıldıza işaretleyerek kitaplığımıza ekledik. Kitaplığımızın ne işe yaradığını biraz sonra söyleyeceğim ama şurada örnek olması için birkaç tane ekleyelim. Burada aramanızı yıllara göre de yapabilirsiniz. 2020 yılı yaptık. 2019 yaptık. Farklı yıllara göre aramalarınızı yapabilirsiniz. Tekrar tüm zamanlara geldik. Ee, kitaplığa gelmeden önce hazır bu sayfadayken bir özelliği daha söylemek istiyorum. Uyarı oluşturabilirsiniz. Sadece literatür taraması değil, literatür takibi de yapmak isteyebilirsiniz. Yani bundan sonra çıkacak yeni makaleleri, yeni yayınları sizin e-posta adresinize Google gönderecektir burada uyarı oluşturursanız. Buradan uyarımızı oluşturalım. Tabii şurayı silersek eğer size sonuçları gösterecek ve bundan sonraki mailleri de ona göre gönderecektir. Uyarı oluştur diyelim. Ve uyarıyı buraya oluşturdu. Burada farklı uyarılar da oluşturabilirsiniz. Mesela Venedik ticaret diyelim. Sonuçları güncelle dediğimizde burada birçok sonuç çıkacaktır. Tekrar uyarı oluştur dedik uyarı oluştururken bir yazar ismi de yazabilirsiniz. Onu da biraz sonra göstereceğim. Şimdi bir konu araştırdık ve bunları kitaplığımıza kaydettik. Kitaplığımıza geldiğimizde çeşitli e, buraya birçok makale eklediğimizi düşünelim. Bunları etiketlere göre ayırabiliriz. Mesela bir etiket oluşturalım. Venedik dedik ve sadece Venedik etiketine tıkladığımızda bu makaleleri burada göreceğiz. Kitaplığın kullanımı da bu şekilde. Bir yazar ya da akademisyen arayabiliriz. Mesela İdris Bostan Hoca'yı arayalım. İdris Bostan Hoca'nın hem birçok makalesini burada görüyoruz hem de profili var. Profilini takip ettiğimizde burada çeşitli 3 tane daha doğrusu özellik var. Yeni makaleler, yazardan yapılan yeni alıntılar, yazarın araştırması ile ilgili yeni makaleler. Bunları da eğer tamamlandı işaretleyip tamamlandı dersek bizim takip listemizi aynı zamanda uyarı listemize ekleyecek. Şuradan göstereyim. Bakın burada uyarı listesine İdris Bostan Hoca'nın da uyarılarını ekledi. Bu uyarılar nasıl geliyor? Onu da söyleyeyim. Şu şekilde benim daha önceden oluşturduğum uyarılara göre mesela Danub, Tuna aramasında Sırpça, İngilizce, çeşitli dillerde o kelimenin geçtiğine kadar araştırma, yeni araştırma varsa size gönderiyor Google 5 günde bir, 10 günde bir. Dolayısıyla buradan birçok alanda tabii bu mailleri gönderdiği için fizik, kimya, coğrafya alanlarında sizin bunun içinden seçmeniz gerekiyor. Eğer ilgileniyorsanız buradan yıldızı işaretleyerek yine kitaplığınızı bu makaleyi gönderebilirsiniz. Tekrar Google Akademik sayfasına gelelim. Burada birkaç özellik daha var. Metrikler var. Metriklerde birçok derginin puantajını burada görüyorsunuz dillere göre ayırabildiğiniz gibi burada alanlara göre de, disiplinlere göre de ayırabilirsiniz. Burada tarihi bulalım. Tarih alanındaki dergileri. Evet, tarih alanındaki 20 derginin puanlarını burada görüyorsunuz. Ne işinize yarayacak? Bulduğunuz makalenin iyi bir dergide yayınlanıp yayınlanmadığını ya da siz bir yere makale gönderecekseniz o derginin puanlarını buradan görebilirsiniz. Son olarak burada gelişmiş arama kısmını göstereyim. Aslında birçok arama motorunda olan özellik hepimizin bildiği özellik ama kısaca söyleyeyim. Bir kelimenin tamamı ya da kelime grubunu burada farklı farklı yazabilirsiniz. Makaleyi yazarına göre, dergisine göre de, ya da yılına göre de arama yapabilirsiniz. Evet Google Akademik birçok özellik sunuyor araştırmacılara. Bu videoda kısaca Google Akademik'i sizlere tanıtmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.